Abi seçime 6 gün kaldı Marmaris. Tamam. Bazı siyasi partilerin mitinglerine, arabalarına, bürolarına saldırılar gerçekleşiyor. Evet. Bu seçim atmosferini nasıl etkiler? Vallahi çok kötü etkiler. Nasıl yani kötü etkiler? Hani vatandaşın düşüncesini değiştirir mi saldırılar? Tabii değiştirecek, yoksa değiştirmeyecek mi? Yani bir hafta kalayım, bu nedir bu saldırı bilmem ne? Yani o diyor ben bilmem şey yaptım. Şimdi Süleyman Soylu diyor ki onlar öyle yapmış, bizim mitingimiz kıskanmış, kendileri birbirine saldırmış. Derle bak, konuşmasına bak. Peki abi bu saldırılarda liderlerin dili etkili oluyor mu sizce? Bunlar etkili oluyor yani. Olması lazım yani. Liderler nasıl konuşması gerekiyor? Yo, liderler insanca konuşması lazım yani. Eskiden yo, mecliste de kavga edenler dışarıda da gele birbirine sarılıyordu. Ama şimdi öyle olmuş ki yani kardeş kardeşi birbirine düşman etmişler yani. Malumunuz seçime 6 gün kaldı ve bazı siyasi partilere saldırı oluyor. Bu saldırılar hakkında Siirt halkı ne düşünüyor? Ben tamamıyla bunu yapanların demokrasi dışı hareket ettiğini, bir yerden direktif aldıklarına inanıyorum. Onun için seçimi kaybettiklerini anlayan herkes pisliğe bulaşır ve pislik yapar. Seçim atmosferini nasıl etkiler bu saldırılar? Bu rakibin lehine iyi yönde etkiler. Rakibin yönünde. Bence, liderlerin dili etkili bence, mi? Bence çok etkili. Zaten bu kötü dil diyeyim ben. Bu kötü dilin kullanılması üyeleri de etkiliyor. Onun için bu saldırganlık ruhu devam ediyor. Saldırılar gerçekleşiyor. Sizce bu saldırılar seçim atmosferini nasıl etkiler? Bence bu Erdoğan'ın bitişidir. Bu son çırpınışıdır. Yani bir tek bayraklı bir mitinge, taşlı sopalı bir şey geliyorsa yani bizim düşünmemiz lazım. Yani bir bölüm terörist, bir bölüm devletçi. Terörist olan grubun elinde de Türk bayrağı var. Bunların elinde Kur'an, dilinde yalan. Bakın videoları görüyorsunuz. Nasıl ifşalar çıkıyor. Bak erçek erçeğe bilmem ne, uyuşturucu, tecavüz, taciz, rüşvet, dolandırıcılık. Yani biz bunları hepimiz görüyoruz. Yani bunları görmemek için insan ya hakikaten aptal olacak ya da salak olacak. Bence bunlar aptallığı, salaklığı da geçmiş. Yani artık yeter ya. Yeter. Sağ ol. Peki abi liderlerin dili bu saldırılarda etkili mi? Liderlerin bence şu an bence ülke tek bir adamın elinde olduğu için şu an hiçbir liderin sözü ya da herhangi bir şeyi kayda alınmıyor. Sadece Recep Tayyip Erdoğan var, başka kimse yok. Yani CHP gibi bir partiye de bugün taşlı bir sopalı yapılıyorsa sıkıntılı. Sağ ol. Liderlerin kin ve nefret söylemleri vatandaşa da yansıyor. Böyle olmamasını diliyoruz. Peki seçim atmosferini bu saldırılar nasıl etkiler? Seçim atmosferini saldırılar nasıl etkiliyor? Milleti bastırıyorlar. Dün burada Yeşil Sol Parti'nin mitingi oldu en ufandan sonra. Bugün Yeşil Sol Parti bu Siirt'te 100 bin oy alan bir parti. Meydanlarda 5 bin insan bile yoktu. Neydi? Bu hepsi korkudan dolayı gelemiyor vatandaşlar. Korkarak sindirmeye çalışıyorlar vatandaşları. Peki bu saldırılarda liderlerin dili etkili mi? Liderlerin dili sizce nasıl? Muhakkak zaten en büyük etki kin ve nefret söyleminden kaynaklanıyor. Bugün Ümit Özdağ gibi bir adam çıkmış, tutturmuş Kürtler, HDP şuradan buradan insanları tahrik ediyorlar yani. Zaten büyük her şey liderlerin dilinin altından çıkıyor. Daha olumlu konuşmalar, daha olumlu bir atmosfer yaratmaları da bizzat kendi ellerindedir. Hepsi onlardan kaynaklanıyor. Halka huzursuzluk veriyorlar, başka bir şey yok. Liderlerin dili tabii önemli çünkü bir toplumu yönetiyorlar. Onların da ılımlı olması lazım. Onların da birbirlerine karşı iyi niyet beslemesi lazım. Sonuçta bir bizleri yönetiyorlar. Bir nefret diliyle, bir şeyle birbirlerine girdiklerine tabii toplum da bundan etkileniyordur muhakkak. Ya tabii bu saldırıları hak edenler de var. Peki liderlerin dili saldırılarda etkili mi sizce? Etkili, evet. Yani ne yönde etki ediyor? Yani kimi lider vardır gerçekten yani düşünmeden açıklama yapar, düşünmeden şey yapar, savunma yapar. Kimse vardır empati kurarak. Tabi bunun hepsi kendilerine artılı eksili olarak bir şekilde geri dönüş sağlıyor tabii ki de. Bazı siyasi partilerin seçim arabalarına, bürolarına ve mitinglerine saldırılar gerçekleşti. Sizce bu saldırılar seçim atmosferini nasıl etkiler? Seçimi tamamen
Erdoğan lehine etkilenir. İnşallah Erdoğan gidicidir. Bu saldırılar mesela belirli bir insanlar tarafından kaybedeceklerini azmedemedikleri için bazılarına para karşılığı herhalde, çoluk çocuğa para karşılığı yani o taşları atmasını söylüyorlar. Peki liderlerin dili saldırılarda etkili mi sizce? Liderlerin dili nasıl olması gerekiyor? Şu an mesela yani Erdoğan'ı ben yalancı olarak görüyorum. Bir ülkenin cumhurbaşkanı yalancı olamaz yani. Bazı siyasi partilerin seçim bürolarına, arabalarına ve mitinglerine saldırılar düzenlendi. Sizce bu saldırılar seçim atmosferini nasıl etkileyecek? Yani şu an iktidarda, iktidar konusundan kötü etkileyecek bence. Diğer muhalefetler tarafından bence iyi yönde etkileyecektir. Çünkü halk dünkü olaylara tepki gösterdi. Liderlerin dili hiçbir şekilde yani o konuda... Hocam. Hiçbir şekilde etkilemez. Milletimiz gider sandığa, oyunu kullanır. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Hiçbir şekilde etkisi olmaz. Bu şekilde ufak tefek şeyler olabilir, olaylar olabilir. Bunlar etkili olmaz seçimde yani. Öyle düşünün. Bu saldırıları nasıl değerlendiriyorsunuz? Olur bunlar, olur. Normaldir yani. Şu anda Türkiye siyaseti kutuplaştı. Normal böyle provokatörler olur. Eylem yaparlar. Ama bunlar seçimi etkilemez. Halkımız dediğim gibi gider oyunu kullanır. Saldırılar bence kötü etkiler çünkü sonuçta demokrasi içerisinde yapılması lazım bir seçimlerin. Eğer ki bir seçim demokrasi içinde yapılmıyorsa o seçimin bence hiçbir faydası da ne ülkeye ne de vatandaşlara olabilir. Peki bu saldırılarda liderlerin dili etkili mi sizce? Tabii ki etkili. Yani siyaset biraz daha yumuşak dille olursa ırkçılık, genelde ırkçılığa karşı daha iyi olur. Bunları zaten onu yapanlara da kınıyoruz. Bu yani insanlık dışıdır. Yani etkileme şeysi olmaz ya. Bence kimse fikrini değiştirmez bu saatten sonra. Peki bu saldırılarda liderlerin dili etkili mi sizce? Liderler nasıl konuşması gerekiyor? Ya zaten liderlerin yani barışçı bir dille konuşması gerekiyor. Çünkü barışçı bir dil olmadıktan sonra vatandaşı barıştıramazsın ki. Önce büyüklerin yani barışçı bir dille konuşması gerekiyor. Sonra vatandaşın da birbirine sısılmalı ve kardeşçe bir şekilde kol kola girip güzel bir seçim yapılmamızı arzu ediyoruz yani. Seçim bürolarına, mitinglerine ve araçlarına saldırılar gerçekleşiyor. Sizce bu saldırılar seçim atmosferini nasıl etkiler? Artık bunlar yani yapılan provokasyonun ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ama kınıyoruz yani bu şeylerin olmaması gerekiyor. Savaşa girmiyoruz. Sonuçta bir seçime gireceğiz. Seçimden çıkacağız. Hani ülkemiz için hangisi hayırlıysa o gelsin. Gerek yok bu tür şeylere. Çünkü tepedeki insanlar kendi çoluk çocuklarını okutuyorlar. A partisi de olsun, B partisi de olsun hiç fark etmez. Olan yine halkımıza olur. Yani bu tür şeylere gerek yok. Peki hocam, herkes gitsin sandıkta şeyini, gereğini yapsın. Gönlü kimden yanasa oyunu versin. Herkesin aklı var, mantığı var, fikri var. Yani olgun bir insan bunları düşünebilir. Gidip rahatlıkla oyunu kullanabilir. Gerek yok. Yani. Peki hocam, saldırılarda liderlerin dili sizce etkili mi? Liderlerin dili nasıl olması gerekiyor? Liderler daha yumuşak olması gerekiyor. Yani insanları uyararak, hani provokasyondan insanları daha uzak tutarak şey yapabilirler mesela, nasıl söylerse. Bu tür olayların yaşamaması için uyarabilirler. Yani gerek yok bu tür şeyler.